Hocam hoş geldiniz. Merhabalar. Sizi görmek çok güzel burada. Şimdi sizi neyle tanıştıracağız? Geldiniz ama hiperboreye o zaman girmediniz. Yok canım öyle bir şey. Bir de Arşimet saç ekimiyle tanıştıracağız. O zaman gençtim, ihtiyaç yoktu. Şimdi olabilir. Olur. Tamam, buyurun gidelim. Buyurun. Şöyle söyleyeyim. Şu anda da sakat futbolcularım var. Şey yaptım, delirtti beni Sezen. Kendimize gel. Allah'tan galip geldik, biraz rahatladık. Sen Galatasaraylısın, ben demek ki Fenerbahçeliyim onu da. Bu işler böyle. Yani hoca olmak, yani hocaların hakkını vermek lazım. Teslim edelim. İsterseniz bakayım, kulaktan mı bakış başlayacağım isterseniz? Eyvah, kulaklarımız kötü. Evet, kulak salgısı var. Yok, çok önemli değil. Şu görünen kulak zarımız. Şu kulak salgısı var, izninizle onu temizleyeceğim biraz sonra. Böyle. Öyle aynı mi? Şekilde, bakın görüyorsun, kulak salgısı. Eyvah, çok fazla ama ya. Evet. Zaman zaman kulakta tıkanıklık hissi oluşturabilir sizde, sizi rahatsız edebilir. Benim duymam bile şey, mucize ya. Etkiler, bilmez etkiler. Aslında bu olması gereken bir şey. Bu aslında faydalı bir şey. Şimdi efendim şu görünen kulak zarımız. Şimdi burada bir takım salgılar var. Bak şunlar, bunları alabilirim ama bizim dış kulak kılımızın üçte bir dış kısmında kulak kılları bulunur. Burada bir tane salgılar vardır. Bu salgılar vücudu mikroplara karşı koruyor. Ben şimdi onu aldım ama tabii kulak zarımız normal. Bir sıkıntı yok Allah'a şükür. Şimdi burnumuza bakacağız. Burunda bir darlık var. Bakın efendim aslında sizin burnunuzda bir kıkırdak eğriliği var. Biz doktorun eline düşmeyelim. Bak burası fena değil. Bak şurada bir kıkırdak. Sağ tarafta sağa doğru bir kıkırdak eğriliği var. Biz buna deviasyon diyoruz efendim. Şöyle biraz hafif sizi rahatsız edebilir. Çok teşekkür ederim. Vallahi ya, vallahi. Ne kadar güzel yaptın. Sağ olun. Şeref verdiniz. Ben şeref dedim. Elinize sağlık.